Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları tarafından başlatılan Aksa Tufanı operasyonunda silahlı güçlerin İsrail'in istihbarat merkezine girdiği, gizli belgeleri ele geçirdiği aktarıldı. New York Times gazetesinde yer alan haberde bir İsrail askeri istihbarat merkezi hakkında iyi bilgi sahibi olan 10 Kassam Tugayı motosikletlerle içeri sızdı. Kilitli olmayan bir kapı bulmak için bir harita kullanan Kassam Tugayları üyeleri, bilgisayar dolu bir odada saklanan iki askeri etkisiz hale getirerek birçok belgenin ele geçirildiği belirtildi. Olayın başa takılan bir kamera tarafından kaydedildiği aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2750'ye yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 315 kişi daha hayatını kaybetti. Buna göre 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 9. gününde toplam can kaybı 2750'ye, yaralı sayısı da 9600'e ulaştı. İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze şeridindeki kentleri 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor. Diğer yandan 14 Azerbaycan vatandaşının Kassam Tugayları tarafından esir alındığı belirtildi. Azerbaycan medyasında yer alan haberde Aksa tufanı operasyonunda 14 Azerbaycan vatandaşının esir alındığı, 3 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi. Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durması ve acil insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi şiddete karşı olduğunu tekrar ederek Hamas'ın Filistin halkını temsil yetkisinde olmadığına işaret eden Abbas, işgali sonlandıracak olan siyasi çözümün zorunluluğudur. Filistin halkının tek meşru temsilcisi, kararları, programları ve politikaları ile Filistin Kurtuluş Örgütüdür. Başka bir örgütün politikaları değildir ifadelerini kullandı. Filistin Devlet Başkanlığı, gelen tepkiler üzerine Başkan Mahmud Abbas'ın Hamas'ın Filistinlileri temsil etmediği yönündeki açıklamasını değiştirdi. Yeni açıklamada Filistin'in tek temsilcisinin Filistin Kurtuluş Ordusu olduğu belirtilirken Hamas'ın ismi zikredilmedi. ABD Başkanı Biden ise İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirtti. Biden, şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz sorusuna bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz diyerek, İsrail'e Gazze'ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas'a da rehineleri serbest bırakma çağrısı yaptı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, önümüzdeki günlerde sürekli destek planının bir parçası olarak Gazze şeridine 30 tonu aşkın insani yardım gönderme kararı aldık dedi. Mısır, ABD ve İsrail'in kısa süreli ateşkes konusunda anlaştığı, Mısır'ın refah sınır kapısını açarak, yardımların Gazze'ye geçeceği, yabancı vatandaşların da Gazze'den tahliye edileceği iddia edildi. Ancak, İsrail kaynakları, Gazze'ye insani yardımın girişi ya da yabancıların çıkışı gibi konularda henüz varılan bir anlaşmanın olmadığı belirtildi. Hamas'da yapılan ateşkestin kendilerinin haberinin olmadığını açıkladı. Öte yandan Azerbaycan, Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı teröristleri temizlerken, bazı ayrılıkçıların dağlarda saklandığı açıklanırken, silahların da ormanlık alanlarda saklandığı kaydedildi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Sahil İskenderov, silahlarını ormanda bırakıp Ermenistan'a kaçan Ermenilerin geri döndüklerinde o silahları alıp Azerbaycan'a direnecekleri yönündeki iddiaların varsayımsal açıdan mümkün olduğunu belirtti. Bunu önlemenin ve böyle bir ihtimali ortadan kaldırmanın en iyi yollarından birinin o silahların Azerbaycan'ın iktidar yapıları tarafından aranıp bulunması olduğunu ifade eden uzman, çünkü modern teknolojiler etrafta dolaşıp bunu yapmamızı olanak sağlıyor. Çünkü her halükarda bu bizim güvenliğimiz anlamına geliyor ve bunu yapmak zorundayız dedi. Ermenilerin bu silahları bir yere saklayıp döndükten sonra başka operasyonlara başlama ihtimallerinin olduğunu anlatan uzman, fakat mevcut şartlarda bu mümkün değil. Çünkü daha sonra ayrılanlar buraya döndüklerinde Azerbaycan'daki kontrol noktalarında özel olarak kontrol edilecekler. Muhtemelen haklarındaki bilgiler netleşecek, kimlikleri ve tüm planlar araştırılıp kimlikleri ortaya çıkacak. Bu konudaki olasılık düşüktür ancak gelecekte 40 veya 50 yıl sonra mevcut jeopolitik yapı ve durumdaki değişiklik nedeniyle Ermenilerin yeniden intikamcılığa gitmesi ihtimaller dahilindedir. Ancak güçlü bir Azerbaycan devleti olduğu için bunu yapmaları şu anda mümkün değil. Azerbaycan liderliğinin stratejik açıdan tüm bu olasılıkları dikkate aldığını ve kendi tedbirlerini aldığını söylemeye gerek yok diye konuştu. Azerbaycan'ın siyasi liderliği ve Azerbaycan halkının geçen yüzyılın 80'li yıllarının sonlarında yapılan hatalara bir daha izin vermeyeceğini anlatan uzman, böylece daha sonra yeniden ayrılıkçılıkla karşı karşıya kalacağız. Ayrıca mevcut jeopolitik konfigürasyondaki değişimi de hesaba katmamız gerekiyor. Hatırlarsanız ilk günlerde Rus Barışı Koruma Birliği'nin Karabağ'daki davranışları bizde sonsuz bir memnuniyetsizliğe neden olmuştu ama artık şunu da itiraf etmemiz gerekiyor ki onlar da Ermeni bölücülerin bölgeye ne gibi sıkıntılar getirdiğini anlıyorlar. Zaten Rusların tavrında bir değişiklik var ve öyle ya da böyle Azerbaycan'ın haklı konumundan konuşuyorlar. Elbette bu onların görevi ve dolayısıyla bu gidişattan memnun olduğumuz için bizi suçlayamazlar dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Samir Nuriyev, Azerbaycan halkına karşı suç işleyen bölücülerin Azerbaycan mahkemesinde hesap vermek zorunda kalacaklarını açıkladı. Ermenistan yönetiminin ne de Karabağ'daki askeri cuntanın liderlerinin Azerbaycan'ın sadece Adam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Gubadlı, Kelbecer, Laçin, Şuşa'yı değil, aynı zamanda Azerbaycan'ı da kontrol edeceği günün geleceğini düşünmediğini anlatan Nuriyev, Hankendi, Adere, Hocalı ve Hocavent yeniden ayağa kalkacak, halkımıza karşı suç işleyen bölücüler Azerbaycan mahkemesinde hesap vermek zorunda kalacak. 20 Eylül 2023'te Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, 24 saatten kısa süren yerel terörle mücadele tedbirleri sonucunda, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin o bölgedeki tüm kalıntılarını ve askeri altyapısını yok etti ve askeri cuntayı harekete geçmeye zorladı. Bundan sonra ayrılıkçıların kendilerini serbest bırakma kararı almaktan başka seçeneği yoktu dedi. Diğer yandan Amerika'nın başkenti Washington'da düzenlenen geleneksel Türk Festivali, bu yılda büyük ilgi gördü. Washington Türk-Amerikan Derneği tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Türk Festivali, bu yıl kongre binasının önündeki Pensilvanya Caddesi'nde düzenlendi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da festivale gelerek stantları gezdi, katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Türk kültürünün ve mutfağının seçkin örneklerinin tanıtıldığı festivalde, özellikle folklor ekibinin gösterileri ilgi gördü. Çocuklar için oyunların düzenlendiği festivalde katılımcılar canlı müzik ve kültürel etkinliklerle eğlendi. Osmanlı Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği stantlar katılımcıların ilgisini çekti. El dokuması Türk halıları, geleneksel Osmanlı kıyafetleri ve çiniler ziyaretçiler tarafından incelendi. Festivalde sanatçı Demir Demirkan da sahne aldı.